Herkese selamlar dostlar. 3 ve 4 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Ayın 3'üne bugünkü Boston mücadelesini de NBA kombinesini yani kombineme koydum NBA maçını belirteyim. Kombine bu gece oynanacak. Öncelikle bunu belirteyim. Bir adet de ideal kombine önerisim olacak sizlere. İsterseniz direkt maçlara başlayalım. Haziran ayı bizim için kazançla başladı arkadaşlar. Öncelikle ne kazandık onu ekrana getireyim. Toplamda 3 tane maç önermiştim sizlere. Haziran ayı ilk kombinesi olarak 1 Haziran için. Ben kendim de bir adet kombine yaptım. Polonya maçını zaten her türlüsünü bildik. Asvel maçıyla Polonya maçını ben kupon odasındaki arkadaşlara kombine yaparak oynattım. Polonya'ya direkt düz 1 verdim. 1.60 küsur oranı vardı. Asvel'in de 1.30'larda bir oranı vardı. Birleştirdik bunu. 2.15 gibi bir oran oldu. İdealden tek kombine ile kazanmasını bildik. Kısacası Haziran ayına güzel başladık. Nasıl başlarsa öyle gidermiş. Tek kombinemiz vardı. Başarılı oldu. Bakalım 2 Haziran kombinesi ne olacak? Katıl Telegram grubuna verildi. Bakalım hayırlısı. Geçtim. Katıl Telegram grupları arkadaşlar yenilendi. Böyle rengarenk yazdım ilgi çekmesi adına. Bazıları şey diyor. Linkleri göremiyorum diyor. 10 gün oldu gireli. Gruptan çıkmışım, atılmışım diyor. Hayır, kimseye atmadık. Gruplar kapandı. Bilenler zaten mutlaka var. Her ayın başında katıl Telegram grupları yenileniyor. O yüzden gruplar yenilendi. Yeni linkler topluluk kısmında mevcut. Bu göremeyenler varsa muhtemelen üyelik süresi ya bitmiştir ya dondurmuştur. Onu kontrol edebilirler. Katıl Telegram gruplarımıza yenilendi. Topluluk kısmından da ulaşabilirsiniz. Ve isterseniz şöyle ekrandaki maçlara bakalım. Toplamda 4 tane mücadelesiyle ayın 3'ünü geçeceğim. NBA ile maçıyla başlayacağım. Ve bu maçı başlamadan önce ayın 4'ünde Türkiye'nin maçı var. Türkiye ile Faroe Adaları'nın mücadelesi var. Bu maç skoru ne olur arkadaşlar? Size sorduk. Türkiye alır mı? Alabilir. Rakip zayıf Türkiye'ye göre. Türkiye oran dahi açmamışlar. Neye dayanaraktan? Bu Türkiye sanki çok top oynuyor da. Neyse konuşacağız zaten maçı. Anlatacağım ben de ayın 4'ü için. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Bir ay boyunca. Haziran ayı da zaten yeni başladı. Geçelim. İlk mücadelem Golden State ile Boston mücadelesi. Bu Doğu ile Batı'nın final maçı. Bunu alan zaten bir nevi şampiyon. 7 maç üzerinden oynanacak bu arkadaşlar. İlk kim 4'e ulaşırsa bitecek seri. 4 maçta da bitebilir. Şimdi Golden State hem sağ avantajını kazanmak isteyecektir bu maçta. Hem de seyircisi önünde olacağı için ağırlıklı olarak burada galibiyete daha yakın taraf bence. Şunu da belirteyim. Ben Boston'u tutuyorum genel anlamda. Serinin de Boston belki şampiyon olabilir fakat bu tür maçlarda Real Madrid Liverpool gibi de düşünebilirsiniz. Daha tecrübeli olan bir takım Golden State tarafı varken ve oyunculara baktığımız zaman da daha tecrübeli oyuncular Golden State tarafında. Bu tür maçlarda her zaman tecrübe öne çıkar. Boston takımı çok iyi. Tatum, Brown gibi isimler ama genel olarak yaş ortalaması 25-26 olduğundan dolayı Boston'ın da bu sezonda inanılmaz işler çıkartıyor. Ciddi anlamda ben Boston'ı destekliyorum fakat bu tür maçlar dediğim gibi tecrübe çok ön plandadır. Curry'nin yanında olacağız bu maçta. Ben doğrudan kombinemede maç sonu 1.40 gibi oranı var. Maç saatine göre oranlar yükseltebilir. Bu arada dediğim gibi bu maç bu gece oynanacak. Bakın onu da belirteyim. Bu gece saat 3.30'da oynanacak. Onu da belirteyim. Direkt maç sonu 1 olarak değerlendirme altına aldım. İkinci maçım Hırvatistan'la Avusturya mücadelesi. Bu maçın güzel bir oranını aldım. Hem idealini hem yüksek oranını aldım bu mücadelenin. Şimdi gollü bir maç geçmesini beklediğimden öncelikle belirteyim. Hatta maçın beklenen skorunu söyleyeyim ben sizlere. 3-1'lik bir Hırvatistan galibiyeti bekleniyor bu maçta. Avusturya zaten son dönemlerde cidden güzel pozitif bir futbol sergiledi. Karadžić, Savitzer, Arnautović gibi isimlerle hücum hattında iyi işler çıkartıyor. Zaten arkadaki Laimer bu sezon Leipzig'de inanılmaz bir sezon geçirdi. Ve son dönemde çok inanılmaz. Hem Avrupa'da hem de ligde çok önemli işlere imza attı Laimer özellikle. Ve Alaba var bildiğiniz üzere sol açık olarak sol bek olarak oynar muhtemelen burada da. Şimdi ben maçın gollü geçmesini bekliyorum. Oranlar yüksek. Şöyle alalım dedim. İdeal bir tercih nasıl yapabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan bir golün oranı 1.34 gibi oranı var. Bu benim idealimdir. Zaten Avusturya tarafının KG'sine gidecektim. Fakat şu sıkıntı Hırvatistan'ın o orta üçlüyü 3-5-2 olarak oynayan bir takım var. Hırvatistan takımında ortada Kovacic, Brozovic ve Modric olduğundan dolayı bu orta sahayı geçmek biraz zor olacaktır. O yüzden dolayı KG'ye gitmedim. Ben idealden 1.34 gibi orandan ilk yarıdan gelecek bir gol benim için idealdir. 1.34 gibi oranı açmışlar.
İdeali geçtikten sonra yüksek oranıyla birlikte şöyle önerebilirim. Ben maçın gollü, özellikle Avusturya takımı bir gol bulabilirse ben mücadelenin 2.5 üste de gitmesini bekliyorum. O yüzden 2.5 üstü oranında 1.92 oran. Ama 2.5 üste gitmesi için burada Avusturya'nın en az bir gol destek vermesi lazım. Denenebilir 2.5 üstü oranı 1.92 oran riskine değer diye düşünüyorum. Belçika ile Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyorum. Pardon, Fransa-Danimarka karşılaşmasıyla devam ediyorum. Şimdi Fransa'da da inanılmaz iki tane oyuncu söyleyeceğim sizlere. Benzema ve Mbappe muhtemelen bu maçın ideal kadrosuna yazılmış. Arkalarında da böyle gizli forvet olarak Griezmann oynuyor şu an. İdeal 11'i şu an önümde öyle gösteriyor. Hem Benzema hem de Mbappe inanılmaz bir performans sergiledi bireysel anlamda. Bu hücum hattına arkalarında zaten Hernandez olacak solda. Tchouaméni, Kante, Pavard, gizli forvet Griezmann gibi isimler olacak. Derken ben bu maçta Danimarka'nın savunmasının ne kadar iyi olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Christiansen, Westergaard gibi isimlerle oturmuş bir Danimarka takımı var. Fakat ben oran riskini alaraktan da Fransa'da seyircisi önünde 2 gol atmasını bekleyeceğim. Oran bence riske değer. 1.72 gibi oranı var. Fransa'nın atacağı 2 gol. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.72. Öneririm arkadaşlar. Geçtim Belçika-Hollanda mücadelesine. Aynı üçünün son mücadelesi. Muhtemelen gollü geçecektir diye düşünüyorum bu karşılaşmanın da. Kevin De Bruyne'nin bir açıklaması var. Geçen videoda bahsetmiştim sizlere. Bu kupayı, yani Uluslar Ligi pek önemli değil. Fakat şöyle önemli. Dünya Kupası için bir nevi hazırlık takımları oturtmak isteyeceklerdir. Bildiğiniz üzere önümüzde Dünya Kupası var Katar'da. Kasım ayında oynanacak. Gollü bir maç geçmesini bekliyorum bu mücadelenin. İdealden Hollanda'nın da Belçika'nın da gol bulması benim için bence idealdir. Depay, Dumfries gibi isimlerle, özellikle Dumfries. Hollanda'ya baktığımız zaman da geçen Avrupa Şampiyonası'nda sağ kanadı çok fazla kullanıyor. Berghuis ve Dumfries tarafından iyi geliyor. İleride zaten Depay, arkada da De Jong, solda Blind vesaire. Yani idealden bu karşılaşmaya bir KG var alınabilir 1.46 gibi orandan. Yüksek orana gittim. Ben karşılaşmanın da şöyle bir skor bekliyorum, bunu da belirteyim sizlere. 2-1-2-2 ayranına bir skor bekliyorum. Bu arada Courtois burada Belçika'nın kalesinde muhtemelen olmayacak, onu belirteyim. Sakat olarak gözüküyor. Final maçında da sakat çıktığı da zaten haberleri yapılmıştı. Ben burada KG var idealden aldım. Kombineme de koydum 1.46 gibi orandan. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa Belçika'nın 2 golünü 1.82 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim ayın 4'üne. Ayın 4'üne geçmeden katı Telegram grubundan, canlı odasından bahsetmek istiyorum ben sizlere. Canlı odasından mesela bugün oynanan Brezilya mücadelesi vardı. Erken dakikalarda bir gol geldi. 3.5 üstü olarak 1.58 gibi orandan bir değerlendirme altına aldık dakika 8'de. Maç zaten 5-1 bitti sanırım, bu geldi. İlk yarıdan bir gole daha girdik zaten. Güney Kore attı, maç 1-1 oldu. Sonra 2-1 penaltıdan attı Neymar. 2-1 kapattı. Bu ikisi zaten başarılı oldu. 3-2 ile canlıya start verdik. Burada Burel'in canlısı vardı. O başarılı oldu mesela. O geldi tenisten. Dediğim gibi tenis, futbol olarak devam ediyoruz. Diğer tenis mücadelesi de devam ediyor. Şöyle göstereyim onu da. Hatta golü de getirmiş. Güney Kore'nin maçı da verilmiş şu an Malezya maçında. Dakika 28'de verilmiş. Gol 31'de gelmiş. Hızlı bir şekilde gelmiş. Dediğim gibi zaten aktif olarak da canlı olarak da ilerlemeye çalışıyoruz. Bilginize olsun. Geçtim diğer güne. Ayın 4'ünde 3 tane karşılaşmam var. Macaristan'la İngiltere karşılaşmasıyla başlayalım. Macaristan maçının ben... Ya İngiltere ciddi anlamda garip bir takım. Gol yemeden çok fazla gol atmıyor açıkçası. Özellikle bu deneyimli kadrosu. Bu maçın da beklentimi söyleyeyim ben sizlere. 2-0'lık bir İngiltere galibiyeti. Macaristan çok gol atamazsa, yani bir gol bulamazsa, İngiltere gidip de 3 tane 4 tane gol atmıyor. Kadrosu ne kadar kaliteli olursa olsun. Çünkü topu tutmayı seven bir takım. Boşluk bulduğu zaman değerlendiriyor. Ben bu takımı biraz şeye benzetiyorum. Manchester City'nin biraz daha gelişmemiş halini benzetiyorum. O kadar çok net pozisyona girmiyor fakat topu ayağında çok fazla tutuyor İngiltere. Burada Macaristan'la oynayacaklar. Macaristan'da son dönemlerde Zalai'ler zaten, Zalai bir sürü Zalai var bunlarda. Zalai birlikte. Hem defans hem orta saha uyumu üst düzey oldu Macaristan takımı. Zaten oynadığı maçlarda da gördük bunu. Ben mücadeleyi sadece tek bir tercih yaparaktan yüksek orana gideceğim. Mücadele geleli 2-3 gol bekliyorum 1.83 gibi orandan. Onun da oranı zaten 1.83. Beklentim de zaten 2-0'lık bir skor, onu da belirteyim sizlere. Geçtim İtalya-Almanya mücadelesini. Arjantin İtalya'yı nasıl dağıttı? Bu arada orada maç sonu 2'yi de önerdim sizlere. 2.28 gibi orandan önerdim hatta. Ben hatta candan
katı Telegram grubuna yazdım zaten. Hatta dedim ki sizlere de YouTube'da da 0-2 çifte şansı iddia edilir. Maç sonu 2'de 2.28 gibi orandan ben Arjantin galibiyetine giderim. Messi faktörüyle İtalya'yı resmen dağıttılar. Tabi İtalya'da Immobile, Insigne gibi isimlerin olmayışı önemli bir faktör. Cuma hattında. Valla ben burada yine şöyle bir orana gittim. Almanya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Almanya'nın antrenmanlarına baktım ben biraz önce. İzledim şöyle antrenmanlarını. Böyle reels falan yapmışlar sosyal medyadan, paylaşmışlar. Takım güzel ve diri gösteriyor. İyi duruyor açıkçası. 0-2 çifte şans oranı 1.30'larda bir oranı var. İdeal olarak değerlendirme altına alabiliriz diyerekten düşündüm. Maçın favorisi İtalya, onu da belirteyim. Fakat ben burada tekrardan maç sonu 2, 2.47 gibi orandan Almanya tarafına gidiyorum. Almanya'nın bu maçı kaybetmesi benim için ideal bir 30'larda bir oranı var. Bir 32 oranı vardı, bir 30'a düşürdüler. Maç sonu 2'de risklidir. Kendine güvenen, parasını çöp etmek isteyenler maç sonu 2'de değerlendirme altına alabilir. Türkiye Faroe Adalar mücadelesi. Türkiye'nin maçına oran açmamışlar. Maç sonu 1'e dahi oran yok yani, öyle söyleyeyim ben sizlere. Maç sonu 1-1.5 üst versen 1.19. Alt versen sıkıntı. Şöyle değerlendirme altına aldım. Yani maç genelinde Türkiye'ye etkin olan taraf olacaktır mutlaka. Faroe Adaları ile zaten uzun zaman sonra tekrar karşılaşacağız. Hatta şuradan Türkiye'yi oynayalım. %88 Türkiye oynanmış bak mesela maç golikte. Şimdi ben burada şöyle bir beklentim var. Faroe Adaları zaten kapanacak. Türkiye'de açmakta zorlanan bir takım. Böyle kapalı takımlara karşı. Cebele Tarık'a karşı gördük mesela. Çok zorlandı. Çok fazla pozisyona girmesine rağmen. Burada maç sonu 1 ve 3.5 altı olarak değerlendirdim. 1.50 oranı var. İdealden tek tercih olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme altına alabilir. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kombine önerisi ekrana gelsin. Kombineyi vermeyi unuttuk. Kombine önerim arkadaşlar. Bu gece oynanacak Golden State mücadelesi saat 4'te oynanacak. Bakın bu gece oynanacak belirtiyorum. Onun yanına da yarın akşam saatlerinde 21.45'te Belçika mücadelesi var. Belçika maçında ben gollü geçmesini bekliyorum. İdeal bir kombine 2.04 gibi orandan KGR olarak da aldım Belçika maçını. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.